Bismillahirrahmanirrahim ve bihi estaîn. İnşallah bu dersimizde gayrimusarriflerin alıştırmalarına devam edeceğiz. 3 sayfalık bir çalışma, 3,5 sayfa. Bir notumuz var gayrimusarriflerle ilgili. Not gayrimusarrif isim ve sıfat muzaf olunca veya başına elif lam gelince kesra alır. Evet, mudaf ve mudafu iley, tamlanan ve tamlayan, bu terkibe girerse şayet gayrimusarif kelimemiz ya da gayrimusarif kelimemiz harfi tarif başına alırsa gayrimusariflikten soyulur, dolayısıyla kesrayı alır. Gayrimusarifin en önemli özelliği neydi? Kesra almıyor. Evet, şimdi bir örneklere gelelim. Sallayna, namaz kıldık. Fi mesacidi el medineti. Mesacidi, bakın, normalde mesacid, mefail vezninde bir isimdir. Hem vezin hem isim olduğu için hem vezni uyuyor, hem isimdir. Mefail vezninde bu normalde gayrimusariftir. Mesacide, fi mesacide olması lazım. Hayatta kesra almaz. Niye kesra aldı? Çünkü mudaf olmuş Medine kelimesine. Mesacidul medineti. Dolayısıyla fi mesacidi el medineti hemen kesreyi aldı. Sebebi nedir? Sebebi mudaf olduğu için. Sellemna, selam verdik. Ala ekberil evladine, çocukların en büyüğüne selam verdik. O da ekberi diye. Ekber niye gayrimusariftir? Hem sıfattır hem ef'al vezninde olduğu için. Ama gayrimusariflikten soyulmuş, mudaf olduğu için. Nazartum ila asghar asgharil avlad. En küçük çocuğa baktık. Asgari yine ekber gibi sıfat ve ef'al vezninde olduğu için gayrimusariftir. Bir yere idafe, evlad kelimesine idafe olduğu için gayrimusariften çıkmış, kesra almış. Diyoruz sallaytum, namaz kıldınız. Fiz mesacidi, mescitte. Hangi mescitte namaz kıldınız? El kebireti, büyük mescide. Neden burada? Bakın mudaf durumu yok. Bu şu anda idafe olmamış herhangi bir kelimeye. Çünkü sıfat var kendisinden sonra. Mudaf mudaf ile durumu yok. Ama elif ve lam aldığı için harfi tarif mesacit kelimesi kesra almış. Gayrimusarifken elif lam yüzünden gayrimusariflikten soyuluyor. Mererna, uğradık bil mekatibi. Bürolara uğradık. Yine elif ve lam aldığı için mekatib gayrimusarif kelimesi aynı şekilde kesra da almış. Böyle cümle oluşturma etkinliğimiz var. Okuyalım. Cümle çizelgeden cümleler yapınız. Câe imre'etâni demeyelim. Müzekker bir isimdir. Yani buna müzekker bir fiil lazım. Fiil müzekker. Câe raculani olabilir. İki adam geldi. Çünkü câe kendisinden sonra çoğul dahi gelse müfred olarak olabilir fiil cümleler. Ama raculani önce olsaydı raculani câani diyecektim. Ama câe müfred olarak durabilir. Kendisinin faili. Evet. Câe raculani, iki adam geldi. Sıfat bulalım raculani kelimesine. Raculani esmerani. Sıfat mevsufa ikil durumlarda, çoğul durumlarda uyar. Haza, bu nedir? Ricalun. Yani ricale haza diyebilir miyiz? Hayır. Rical çoğul olduğu için. Haza teke hitaptır. Haza, bu veleden diyemeyiz. Çünkü bu haza onu mensup yapmaz. Fethali yapmaz. Haza bintuna da diyemeyiz. Müennestir, hazihi olması gerekiyordu. Haza, haza. Kime verelim hazayı? Şöyle bakıyorum. Mefatihu, evet. Haza, haza. Şöyle. Mefatihu, haza mefatihu. Mefatihu. Haza mefatihu. Nasıl miftahlardır? Mefatihu mefatihu, yani çoğuldur anahtarlar. Mefatihu
Sagiretun. Evet, sagiretun. Onun sıfatı sagiretun şeklinde gelir. Çünkü şeyler, kırık çoğullar, cansız varlıkların kırık çoğulları müfred müennes kabul edilir. Ve müfred müennes olduğu için ona sıfat müfred müennes cihetinden gelir. Sagiretun geldi. Evet, bu mefatihler, miftahlar yani anahtarlar sagiretun, küçüktürler. Yok, yani bu mefatihü sagiretun, küçük anahtarlardır şeklinde dedik. Bir tane daha yapalım. Yani bunu ben size bırakacağım. Zehebe gitti. Zehebe ricalun. Rical çoğul olmasına rağmen zehebe ona gelebilir. Zehebe gitti. Rical. Adamlar gitti. Nereye gitti? Yani hangi adamlar gitti? Ricalun şukrun. Şukrun sarışın olmaz. Sumrun. Esmer adamlar gitti. Zehebe ricalun. Sumrun. Mandu. Ama da bu tekili esmeru. Esmeru gayrimüsaliktir. Ama çoğula sumur şeklinde çevriliyor. Sumrun olmuş, gayrimüsalikten çıkmış. Hemen bu sayfada da yine kaç tane yapayım. Şöyle cümleler yapacağız. Ehaze aldı. Bir müzekker fiil. Ehaze Osman. Osman aldı. Ne aldı? Mesacide olmaz. Mescitleri aldı. Mesatire. Evet. Ehaze Osman mesatire. Neyi almış? Cetvelleri. Niye tenvin almadı mesatire? Mesatiren diye demek lazım değil mi? Mesatiren. Şöyle. Bunda elifi gelmesi lazım. Niye öyle gelmedi? Çünkü gayrimusariftir. Mesatire en fazla fetha alır. Kesra daha alma. Kesra dahi almaz. Dolayısıyla mesatire bu şekilde güzel oldu. Ehaze Osman mesatire. Sellemtu selam verdim. Kime selam verdim? Sellemet. Ha, sellemet. Selam verdi müennes. Dişi birisi selam verdik. Sellemet Ayşetu. Ayşe selam verdi. Bakın Ayşetun demedim. Ayşetu. Gayrimüsaf olduğu için. Hem müennestir hem de özel isim. Ayşe selam verdi kime? Ala Meryem'e. Ala Meryem'in demedim. Normalde ala Meryem'in demem gerekiyor. Ala Zeyd'in gibi. Ala Meryem'e dedik. Meryem gayrimüsaf olduğu için kesre almıyor. Fetha alır keserinde. Ama bunun normalde i'rabı nasıl yapılır? Mecrurun, yani mahallen mecrur. Yani mebniyun alel fetih, mahallen mecrur. Öyle diyelim. Hel sorudur. Hel ente, sen misin? Hel ente şeb'an, tok musun? Hel ente şeb'an, sen tok musun? Şeb'anun diye gelmesi gerekiyor. Çünkü ente mübtedadır. Şeb'an haberdir. Haber nekire gelir. Ama burada nekirin alameti olan tenvin yok. Bu aslında sebebi de niye tenvin yok? Çünkü gayri musariftir. Burada da ebedevi. Yine iki tane yapacağım. Yeter. Bu konu böylece pekişir. Ebedevi. Mistaratun. Mistaratun alel kitabi. Mistaratun taviletun. Taviletun. Uzun cetvel alel kitabi. Kitabın üstündedir. Hangi kitabın üstündedir? Alel kitabi el ezraki. Ezraki. Ezraki dedim, yanlış okudum. Ezraki dedim, yanlış. Çünkü alel kitabi öyle bir kitabın üstündedir ki alel kitabi, evet, el ezraki diyeceğim. Hemen onu söyleyeceğim. Alel kitabil ezraki. Normal ezrak gayrimusariftir. Peki neden gayrimusarifi ben ezraka şeklinde yapmadım? Çünkü gayrimusarif olan bu sıfatım, bu mavi anlamındaki sıfatım, başına harf tarif aldık. Sıfat mevsufa uyuyor ya harf tarifte. Eğer mevsufumuz kitap harf tarifli ise sıfat da harf tarifli olur. Sıfat da harf tarifli aldım. Normalde sıfatım benim gayrimusarifti. Ezraku. Ama başına harf tarif geldiği için
kesra alabilir. Gayrimüsterriflikten soyuluyor. Dolayısıyla misteretun taviletun uzun cetvel alel kitabi masanın şey kitabın ezraki mavi kitabın üstündedir. Gayrimüsterrif konusunda güzel bir örnek oldu. Bir tane daha hemen çözeyim. Dersi bitireceğim. Zerkau. Zerkau malum Sevda gibi. Sevda zaten kadın ismidir. Zerka da o sigada olduğu için hemen anlıyoruz. Bu müennes bir ismin sıfatıdır. Ne gibi? Mesela zerka, müennes, mistere yine alalım. Mistere şöyle. Misteretun zerka'u sıfattır misteretuna. Tervil almıyor. Çünkü zerka sonu elif ve hemze ile biten bir sıfattır. Mavi cetvel mistaratun zerka'u alel mektebi büronun şey masanın üstündedir. Hangi masa? Alel mektebi el ekberi. En büyük masanın üstündedir. Ekberi. Alel mektebil ekberi. Niye? Ekber normalde gayrimüsterriftir. Gayrimüsterriften soyuldu, kesra da aldı. Çünkü sıfat mevsufa elif lamda uyuyor. Elif lam aldığı için gayrimüsterriften çıkmış. Yeter. Yani daha örnekler var. Ayrıntılı çözülebilir, konuşulabilir üstünde. Gayrimüsterrif konusu ben yeterli olduğuna inanıyorum bu çalışmamızın. Yine de bazı arkadaşlarımız bu örnekleri kendisi değerlendirmek isteyebilir. Şöyle görüntüsünü verdim. Bu dersimizi de burada bitiriyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.